Yoksa herkes oynuyor. Mesela uzatıyorum belki, özür dilerim. Yok, rica ederim. Gregory Peck bir Alman Nazi subayını canlandırmıştı. Josef Mendele, Bolivya'da mavi gözlü ari ırk yaratmak üzere o Bolivyalı Azteklerin, İnkaların çekik esmer yüzlerindeki gözleri, kara gözleri mavi göze çevirmek için operasyonlar yapıyordu. Gregory Peck, romantik filmlerin çok hoş aktörü, Amerikan aktörü, film hiç iş yapmadı. Ben onun sonra beyanatını okudum. Dedi ki en büyük hatamdır dedi. Kötü bir adam oynamış olmak. Sonunda köpekler parçalıyor Gregory Peck'i, Josef Mendele. Yani nasıl çekmişler onu, olağanüstü. 8-10 tane kurt köpeği hücum ediyor kulübede, parçalıyorlar. Müthiş bir sahne. Dedi ki hiç çalışmadı film. Ödül almış ama hiç film çalışmadı. Ödül almasının daha öncesinde filmin iş yapması gerekiyor. Doğru. Tabii. Doğru. Tabii. Şimdi telefon hattımızda tabii sizin mi? ilk filminizde de sizinle beraber rol arkadaşı olan, aynı zamanda daha sonraki 25 tane filme imza atmış olduğunuz, değil mi Özgür? Hülya Koçyiğit var. Oo, merhaba Hülya, Hülya Hanım. Çok... Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben sizin yerinize konuşuyorum. Buyurun, özür zaten dinleyin. Sizi aradım, özür beni değil. Harika, harika. Evet, şu anda trafikteyim ve öyle, diş hekimine gitmekteyim. Geçmiş olsun. Seni seyredemiyorum ama her zamanki gibi yakışıklılığım var. Çok naziksin. Orada herhalde sabah da seninle çok güzel söyleşiyordur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşım. Çok çok Sabah Hanım çok mükemmel. Ev safta bir hanımefendi. Beraber çok mutluyuz ama senin sesini de duymuş olmak beni çok mutlu etti, bahtiyar kıldı. Sağ ol, var ol seninle sevgili Hülya. İyi ki varsın. Ay ne güzel. Benim çok değerli, çok sevgili arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Her zaman güvendiğim. Hep öyle olacağız, hep öyle kalacağız, hep birlikte inşallah. Var mı böyle bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız, hatırladığınız bir şey? Yani çok var tabii, çok var. Çok var. Çok. Onlarca, hatta yirmilerce film çekildi sevgili Hülya ile. Her zaman çok rahat çalıştığım bir hanım sanatçıdır. Çok değerlidir. Setteki yaklaşımları son derece dostanedir. İnsanlarla çok güzel iletişim kurar ve son derece büyük bir sanatçıdır tabiatıyla. Bendeki şeyde, bilgilerde Hülya Hanım, bir dönem Hıçkırık filminden sonra bir dönem beraber çalışmama kararı almışsınız galiba. Sonra bir sene sonra Samanyolu filminde tekrar bir araya geldi. Hayır, bizde belki prodüktörler öyle bir karar almış. Bizim haberimiz yok öyle bir şeyde. Var mı senin haberin? Yok, hiçbir zaman öyle bir şey yok. Yani Hülya ile çalışmak her zaman beni çok söylediğim gibi sevindirmiştir. Hülya Hanım'ın annesi istememiş diye bir şey var ama bilmiyorum. Yok, hayır hiç öyle bir şey yok ama çok iyiydi, çok hoştu. Çok her zaman hoş, her zaman güzel, her zaman zarif. Ve böyle devam ediyor. İnşallah ileride de güzel şeylerde birlikte olacağız. Ondan İnşallah. Hiç şüphe etmiyorum. Eminim. Geçmiş olsun. Sabahcığım, gerçekten Türk sinemasında çok değerli, çok yakışıklı, çok güçlü oyuncular var. Edis benim belki de en çok film yaptığım aktör. Onu daha yakından tanıma imkanı bulduğum için söylüyorum. Onun entelektüel, kültürlü, çok duyarlı, hassas, memleket konularında, doğa konularında her zaman saygıyla izlediğim bir oyuncu. Karşılıklı. Gerçekten fevkalade mükemmel bir yuvası, benim de çok sevdiğim bir eşi var, pırlanta gibi evlatları var, dede de oldu artık. Dede olduk, evet. Bir senede üç oğlan toruna sahip oldum. Bir sene dolmadan. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Seninkileri de canım. Çok sevgilerimi sunuyorum hem sana hem ailene. Çok teşekkür ederim. Her zaman beraberiz. İnşallah. Allah da ayırmasın. Sevgili Selim'e de çok selamlar. Yanaklarından öpüyorum çok. Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanımcığım katıldığınız için. İyi günler dilerim. Geçmiş olsun size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Sağ olun. İyi günler.